Yeni kurulan bir oluşum olduğumuz için artık kendi bünyemizde de bu katılan öğrencilerimiz yavaş yavaş yetişerek kendi fakültelerimizde öğrenci olarak başlayıp yüksek lisans ve doktor programlarını tamamlayıp eğitim kadrosunda yerlerini alıyorlar. Yani 25. yıldan bahsediyoruz. Yakında üniversitesi işte 2 yıllık eğitim veren bir teknik Okulla yani bir bölümle başlamışken bugün bunları hayal etmek e, zorken e, bugün bunlar gerçekleşti. Yani artık yakında üniversitesi evet. kendi akadesi, akademisyenini yetiştiren bir konumda pozisyonda. Bu da oldukça takdire değer. E, Birçok bölümden bahsettik. Tıptan bahsettik. Sağlık yönetimi programlarından bahsettik. Beslenme diyetinden bahsettik. Hemşirelikten bahsettik. Öğretmenlik. Bunlara e, bildiğim kadarıyla üç farklı e, öğrenci alım şekli söz konusudur. Yani Kıbrıslı, Türkiye'den gelen öğrencilerimiz ve Üçüncü e, Dünya'dan gelen öğrencilerimiz. Hı hı. Bu fakültelere, adı geçen fakültelere öğrenci alımı ne şekildedir? E, hangi koşullar ve hangi kriterlerle öğrenci sağlanıyor? Evet, e, Türkiye'den gelen öğrencilerimizin alım şekli e, bellidir. Hani onda herhangi bir yanlış anlaşmayı e, engellemek için peşinden söylemekte fayda var. ÖSYM tarafından tercih edip yerleştirilmeleri lazım. Bunun başka bir yolu yok. Ee, ÖSYM tarafından tercih edecekler yakın doğu üniversitesinin ilgili bölümünü, yakın doğu üniversitesi tıp fakültesini tercih edip yerleştirilmeleri durumunda eğitimlerini yakın doğu üniversitesi bünyesinde alabilirler. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, vatandaşlıkları varsa öğrencilerimizin her sene e, Haziran ayında yaptığımız burs sıralama sınavımızda yine yakın doğu üniversitesinin ilgili bölümlerini tercih ederek yerleştirilme şansları var bir de söylediğiniz gibi yabancı uyruklu üçüncü ülke öğrencilerimiz ya da öğrenci adaylarımız var. Onların da ilgili başvuruları, yabancı işleri öğrenci işleri ofisimizde değerlendirilerek gerekli şartları sağlamaları durumunda kayıtları yapılır ve kabul edilir. En fazla bu oldukça aşıldı yani yüzde 90 neredeyse bu aşıldı. Fakat özellikle Türkiye'den gelen öğrencilerimizle ilgili hala daha bir söyleneceği söz konusudur. Bu da benim düşüncem birinci ağızdan üniversiteden, üniversitenin birimlerinden, üniversitenin yetkililerinden değil ve üniversitemizin Türkiye'de bulunan temsilciliklerinden değil de e, mahallede eşten, dosttan, komşudan hı hı. E, bilgi alan e, veya bu konuda bilgi vermekle kendini mükellef istediği insanlar var. İşte yakında üniversitesi ve Kıbrıs'taki üniversiteler genelinde hala da o şey söylencesini devam ettirmeye çalışıyorlar. İşte e, denk değil gibi, e, eşit değil gibi bir söylenceyi devam ettirmeye çalışıyorlar. Ama sizin söylediğiniz bir şey çok önemlidir. İsterseniz altını siz çizin. E, yani ÖSYM, ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olmaları lazım. Yani e, dediğiniz gibi maalesef e, her ne hikmetse kayıt dönemleri öncesi özellikle bu gündeme gelen konular ama ee, zaten ÖSYM'nin yerleştirdiği bölümler ve ÖSYM tarafından tanınan bir kurum. Hani bunun aksinin mümkün olmadığı öğrenci e, kılavuzda daha girerken tercih yaparken bunu kendisinin görmesi lazım. Bu sadece bu söylenti değil, başka söylentiler de çıkabilir. Ama bu söylentilerde dikkat edilecek resmi kurumlar vardır, dikkate alınması gereken basılı e, belgeler vardır. Öğrencinin tek yapması gereken bu basılı belgelerden ilgili kurumlardan bu bilgiyi almak. Ee, öğrencilerimizin muhatap olacağı iki kurum var bu durumda. ÖSYM'den bilgi alacaklar, yakında üniversitesinden bilgi alacaklar. Biz zaten her zaman öğrenci işleri olarak öncesinde ve sonrasında öğrencilerimizin yanındayız. Yani öğrenci adayken de ne zaman isterse bu konuyla ilgili arayıp bizden bilgi alabilir. Ee, ÖSYM'den arabili, alabilir. Yani ÖSYM oldu, dediğimiz kurum da yöke bağlı. Tabii ki, yok yani yokken, Cumhurbaşkanı tarafından sürüyorum. başkanın atandığı hı hı. E, devletin öncü kurumlarından e, evet. kayıtlı kuyutlu yasal bir kurumdan bahsediyoruz evet, yani evet. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının atadığı başkanın evet. atadığı bir kurumdan bahsediyoruz ve bu kuruma bağlı ÖSM'nin e, yaptığı sınavlar ve hazırladığı tercih kılavuzuyla geliyorlar evet. üniversitemize ve diğer üniversitelerde yani bunun ötesinde e, bir kaygı taşınması da e,